şöyle soruyor. Sizin böyle sürekli bahsettiğiniz, sürekli uyardığınız bir konu var. Hani her şeyi Kur'an'dan öğrenin diyenler var ya. Bunlardan birisinden duymuş herhalde. Tesettür emri Kur'an-ı Kerim'de var. Ama bu emrin muhatabı sadece Peygamber Efendimiz'in hanımları ve kızlarıymış. Diğer insanları ilgilendirmezmiş. Tabii canım. Ondan sonra bir alçak da çıkar. Bu orayı da ilgilendirmiyor. Yani havada boşlukta kalır, değil mi? Kimi ilgilendiriyor o zaman? Hiç kimseyi. Yani lüzumsuz bir iş. Haşa Cenab-ı Hak. Öyle sonuç çıkıyor yani bunlar. Çünkü bunu Allah rahmet eylesin, şeyde daha önce Yüksek İslam'da İlahiyatların ismi Konya yok İslam'ın Yüksek İslam Müdürlüğü'nde yaptıydı. Ahmet Davutoğlu Hoca vardı. Allah Teala rahmet eylesin. Hatta İbn Abidin de ilk tercümeye başlayan o zattı. Eser mezunuydu kendisi. O da aynı şekilde sık sık tekrar ederdi. Zahir-i Kevseri'nin sözü diye de nakledildiği kitaplarda. Mezhepsizlik dinsizliğe giden yoldur. Mezhepsizlik dinsizliğe giden yoldur. Yani ne demektir? Mezhep imamlarını, ehl-i sünnet alimlerini devre dışı bıraktığın zaman hadis-i şerifleri devre dışı bırakıyorsun. Kalıyor ayet-i kerimeler. Ayet-i kerimeyi de kafasına göre yorumluyor. Zaten adamın din gayreti yok. Yani dini öğretmek veya öğretip öyle bir şey de yok. İmam-ı Rabbani Kudüs Hazretleri'nin buyurdukları gibi bunların dinle alakası sadece kendilerini öyle din adamı sanmaları. O kadar, başka bir şey yok. Bunlar düpedüz zındıktır, kafirdir. Yani böyleleri pek çok olmuştur. Yani Mason Şeyhülislamlar, Mason Müftiler, o Muhammed Abdu falan hep Masondu. Ve yakın tarihimizde, yakın zamanımızda hatta Diyanet bile işte o şura toplandı da bu Fethullah Gülen'e cevap verecekler falan filan. Çıkıklar çıkmadı. Doğru dürüst bir şey ve hiç yapmadılar. Böyle etrafında dolanıp duruyorlar. Hani Cumhurbaşkanı talimat evet. verdiği diye. Halbuki adamın sözleri ve yaptığı işler hani küfür mucibi yapmış olduğu işler. Yani imanı giderir. Adam dinden çıkmış. Ve yaptığı şeyler de dine hizmet değil, dine zarar veriyor. Dini yok etmek için. Kiminle beraberdir? İslamiyet'in en büyük düşmanı olan İngiliz'iyle, Yahudi'yle beraber el ele çalışıyor. İslamiyet'i yok etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bunun hakkında etrafında dolaşmana gerek yok. Etrafında dolaşmana gerek yok. Adamın imanı gitmiş. Yok olmuş yani. Dolayısıyla böyle söyleyen bir kimse de, çünkü hadis-i şerif var. Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeleri kendi kafasına göre yorumlayan cehennemdeki yerine hazırlansın. Bir ayet-i kerime, bir hadis-i şerifte de kafir olur buyuruyor. Yani adam kafir olmuş, zındık olmuş. Zındık zaten din adamı suretindeki İslam düşmanlarına verilen isimdir. Bu bize de öldü gitti herif. Yaşar Nur diye bir adam vardı. Zındıklık yok diyordu. Onların da bağlı olduğu yerler işte bu Mason Abduh. O da aynı şekilde kitabında diyor. İslamiyet'te zındıklık yok çünkü kendisi zındık. Böyle zındık olanlar İslamiyet'te zındıklık yok diyor. Şeyde mesela o Fethullah Gülen de diyordu. Onun üstadı da diyordu Said Nursi. Onun üstadı da diyordu. Neyi diyordu? Kafirler de şehit olur diye. Bu Abduh da aynı şeyi söylüyor. Ne diyor? Hani ehl-i sünnet alimleri bir şey bildiriyor. Bir Müslüman bir cümle söyledi. Bu cümlenin hani bakıldığı zaman işte 99 100 manaya gelse 99 manası işte küfrüne gerektirse bir manası da imanlı olduğunu gösterse imanlı olduğuna hükmedilir buyuruyor. Ama Müslüman için tek bir cümle söylemiş. Ve bu Mason Abduh da diyor ki bu hükmü alıyor tersine çeviriyor. Diyor ki 100 cümleden bir tanesi de imanı gösterince diyor cennete girer diyor. Dolayısıyla bunca filozof, dinsiz, kafir 100 tane cümle söylediyse bir tanesi imanını elbette gösterir diyor. Dolayısıyla yeryüzünde kafir hiç kimse yok. Kafir yok diyor yani. Herkes cennete girecek, herkes cennete girecek. O katili de, ondan sonra ne bileyim ben zalimi de. Firavun da girecek. O zaman şeydir. Adamların mezhebi öyle geniş ki kendileri kafir olduğu için kendilerini cennete açık açık edecek. İnkar edenler de girecek. O zaman Peygamber Efendimiz niye mücadele etti o kadar? Lüzumsuz bir şey bunlar. Lüzumsuz yani. Yapmış, düşünememiş. Lüzumsuz yapmış, düşünememiş. Allah Teala da orada bilememiş. Hani şey şeytan sıfatlı bunlar haşa. Allah Teala öyle dedi ya. Bu emir yalnız sen bilemedin bunu doğrult dedi ya.
Adem evet. Aleyhisselam'a secde et emrine karşı bunlar şeytan sıfatlıdır. Bunlar da peygamber efendim. Niye savaştın o kadar cihad ettin yani? Ne gerek var diyor. Ne gereği vardı değil mi? Tabii. Nasılsa kafirler de cennete girdikten sonra yani ne gereği girecek, var? Ne gerek? Cehenneme kim girecek o zaman peki? Ya cehennem diye bir yer yok diyecek o zaman onu sana. Sonra cennet de inkar edecek onlar da. Ya cennet işte dünyada böyle gülüp eğleniyor falan filan. İşte onlar cennette deyip yapacaklar falan. Cennette yaşadın gittin. Ha yaşadın gittin falan. Böyle diyecekler. Dolayısıyla Allah Teala muhafaza buyursun. Adam nerelere gelmiş. Yani dinleyicimizi iyi yakalamış ama değil mi? Tesettür konusunda. Evet. Böyle değil değil mi yani? Olur mu ne şey? Olur mu ne şey? Allah Teala kendisine iman etmiş olan mümine hanımlar için bildiriyor onu. Peki Peygamber Efendimiz'in hanımları ve kızları içinde de sahabiye olan hanımlar niye örtündü o zaman? Onlar da bilememiş demek ki, anlayamamış değil mi? Emri anlayamamışlar demek ki. Peygamber Efendimiz de anlayamamış, anlatamamış onu. Ya bu adama sorsalardı onu açıklayacaklar değil mi? Ne alçak adamlar ya. Allah Teala şerlerinden muhafaza buyursun. Onun için din adamı kılığında görünen, din adamı kılığında görünen böyle mezhepsizlerin, böyle zındıkların ne olduğunu kavrayabilmek için Ehl-i Sünnet itikadında olmak gerekir. Peki Ehl-i Sünnet itikadında olunca ne olur? İşte o firaset dediğimiz, Peygamber Efendimiz'in müminin firasetinden sakınır, o Allah-u Teala nuruyla bakar. Ancak Ehl-i Sünnet itikadında olan bir mümin bunu görür. Hakla batılı birbirinden ayırabilir. Bunun için biz yıllardır mesela bu İslam ve Toplum programında Hakikat Kitabı'nın kitaplarını mutlaka okumalı. Çünkü piyasa zehir kaynıyor. Bu zehire karşı pan zehir Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarıdır. Ehl-i Sünnet İslam alimleridir. Evliya-i kiramdır. Bugün mezhepsizlik aynı şekilde almış başını gidiyor. Zındıklık almış başını gidiyor. Herkes kendi kafasına göre Kur'an-ı Kerim yorumlarsa aha böyle çıkar işte. Aha böyle çıkar. Mezheplere karşı çıkıyor. Bununki de mezhep oldu şimdi değil mi? Yani. Zındıklık mezhebi. Şimdi bunu soran aynı zamanda diyor ki ya ilk defa duydum böyle bir şeyi, şaşırdım. Bunda şaşıracak bir şey yok. Yani Müslüman biraz da uyanık olur. İmam Rabbani, İmam-ı Azam Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretleri dört büyük anlamamışlar. Evet, onlar anlamamışlar da. Bugüne kadar sen başka yerde duydun mu ki hani böyle bir şey? 1400-1500 senedir gelen Ehl-i Sünnet alimlerinin, Evliya-i Kiram'ın hiçbirisi görememiş, bilememiş, anlayamamış, kitabını yazmamış. Evet. Ve 15 asır sonra gelen bir zındık böyle diyecek. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Müslümanlar da çok özür dilerim de altyapıları göçük olduğu için yani haklı batılı karışık görüyor. Bunu kafadan reddetmesi lazım bir Müslümanın. İşte altyapısı göçük olduğu için böyle tereddüt ediyor. Onun için diyoruz ya biz bu kitaptan mutlaka okunması lazım. Hakikat Kitabı'nın kitaptan mutlaka okunması lazım. Mutlaka. Hatta bu kimse mesela Türkiye Gazetesi'ne abone olmuş olsaydı, her gün o gazetedeki bilgileri azar azar okumuş olsaydı, daha böyle bir şey duyduğu veyahut da okuduğu an hemen reddederdi. Ama şimdi tereddüte kapılıyor. Niye? Altyapı göçük. Altyapı göçük olunca bunların aynı şekilde o fırtınasında yuvarlanır gider. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. İmanını da kaybeder. Tam o kaybettiği zaman da ecel gelse imansız olarak ahirete gider. Bu kadar tehlikeli mi? Bu kadar tehlikeli. Hani adamın adı Yorgi'dir, George'dur, bilmem nedir falan diyorsun. Bu da zaten gayrimüslimdir ki tavır alırsın. Ama bu adam din adamı diye çıkıyor. Onun için sinsi bir şekilde yaklaşıyor, senin imanını çalacak. Buna karşı panzehir, Ehl-i Sünnet alimlerin bilgisiyle donatılmaktır. O bilgilerle mevcutsa mesele biter. Mesela Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu kitaplardan, o küçük ebatlı kitaplardan bir numaralı kitap var. Faydalı bilgiler. Bu zındıkların mezhepsizlerin iç yüzü orada çok güzel anlatılıyor. Hepsi tek merkezden idare ediliyor. Mesela Türkiye'deki öldü gitti o herif de. O da aynı şekilde söylüyordu falan. Hani işte Emevi namazı, ondan sonra zındıklık yok falan filan diye. Bakıyorsun Mason hocasında Abdut aynı şeyi söylüyor. Akıl hocalar onlar. Akıl hocalar onlar. Şeyde de mesela Türkiye'de o Seyit Kutup'a karşı muhabbet ve hayranlık çok. Halbuki adam kitabında açıkça diyor ki üstadım Abdut diyor. Ya Mason'a üstadım diyor bu adam. Üstadım Abdut diyor, burada hata etmiş, burada yanılmış falan filan. Nasıl üstadlıksa bunlarınki de üstad yanılıyor. Böyle bir acayip bir garayip. Edep yok, terbiye yok, haya yok. Eğer üstadınsa o kelime niye kullanıyorsun falan. Dolayısıyla efendim Kur'an-ı Kerim'deki emirlerin muhatabı bütün insanlardır. Kadınlara hitap eden de bütün kadınlardır. İman etmiş kadınlar onun muhatabıdır. Yoksa bu zındığın söylediği gibi değildir. Yani bu, şunu soru olarak da sormak istiyorum. Böyle konularda bilhassa acaba mı diye tereddüt edilirse. Diye tereddüt edilirse tehlikeli değil midir? Tehlikelidir ve imanı götürür. İmanı götürür. Şimdi Mustafa Bey, evet Ehl-i Sünnet alimleri amel imandan cüz değildir buyurmuşlar. Amenna. Böyle buyurmuşlar.
Günah işleyen kafir olmaz. Fakat bir şey daha buyuruyorlar. Tesettürün farz olduğuna inanmak imandandır buyuruyorlar. Alkolün haram olduğuna inanmak imandandır. Namazın farz olduğuna inanmak imandandır. Orucun farz olduğuna inanmak imandandır. Yalan söylemenin, gıybet etmenin, dedikodu yapmanın haram olduğuna inanmak imandandır buyuruluyor. Yani açıkça bildirilmiş bunlar. Tesettür de açıkça bildirilmiş. Bunun inkarı küfürdür. Ve burada tereddüt de olmaz. İmanda tereddüt olmaz. Ya inanırsın ya inanmazsın. O söylediğiniz konu önemli bir konu. İnsanı Allah-u Teala korusun tepetaklak ettirir. Burada tereddüt ettikten sonra öbür konularda tereddüt edersin sen. Acaba mı dersin? Şu konu imanı tehlikeye sokar mı? Hani edille-i şeriye diyoruz ya. Dörttür. Evet. Dörttür. Hani çocuklara falan da hep çocukken öğretiliyor. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyas-ı fuka. Kıyas-ı fuka kısmına biz giriyor muyuz? Gerçi orada fuka diyor da. Biz girmiyoruz. Kim giriyor? Müştehit alimler giriyor. Yani İmam Hasan-ı Halife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri gibi bu zatlar geliyor. Şimdi orada zannediliyor ki efendim işte ona bakmış, ona benzeti vermiş. Öyle değil o. O öyle değil. Şeyin Kur'an-ı Kerim Vadi-i Şerif'te emrin üstü örtülü. Nasıl örtülü? Bu tesettür için konuşmuyoruz bunu. Hayır konuşmuyoruz. Çünkü bak ayet-i kerime var. Nedir ayet-i kerime? Kurbanla alakalı. Her zaman namazda okuduğumuz en kısa sure. Kevser suresi. Orada açıkça emir sigasıyla bildirilen bir hitap var. Kemen har buyuruluyor. Kurban kes. Ama farz değil. Ayet-i kerime var ama. Farz değil. Dört mezhebi imamdan mutlak müştehit olan İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri sünnet buyuruyor. Kurban kesmek müekked sünnet. Bir tek İmam Azam Übani Hazretleri vacip buyuruyor. Farz diyen yok. Emir açık. Emir açık ama oradaki hitap kime? Oradaki hitap kime? Ve o hitaptan murat ne? Niye öyle hitap edilmiş? Sanki Peygamber Efendimiz'e hitap edilir gibi. Niye öyle hitap edilmiş? Ve buradaki murat ne? Ha, o muradı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor. Ne ile? Sözle. Ne ile? Hal ile. Yaparak. Ha, müştehit imamlar bakıyor. Tamam diyor. Ayet-i kerimedeki muradı Peygamber Efendimiz sözleriyle açıklamış, yaşayışıyla göstermiş. Demek ki diyor bu farz değil. Bu farz değil. Ve bazen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir iş yapıyor ama hükmünü söylemiyor. Ondan sonra Eshab-ı Kiram Alimdan Efendilerimizden araştırıyorlar bu işi yaparken. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hassasiyetini ve devamlı yapıp yapmadığını didik didik ediyorlar. Ondan sonra daha önce de böyle bir iş yapmıştı, şimdi de böyle bir iş yaptı. Açıkça bir hüküm yok. Yani şey yok. Ayet-i kerime yok hakkında. Hadis-i şerif yok. Ondan sonra Eshab-ı Kiram'ın ittifak halinde bu haramdır, bu farzdır, bu vaciptir diye bir nakli de yok. O zaman müştehit imamlar bakıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o yapmış olduğu harekete, önceki hareketlerine bakıyor. Eshab-ı Kiram'dan bazılarının hareketlerine bakıyor. Ondan sonra ha diyor daha önce buna benzer aynen bu şekilde böyle yapılmış. Orada Resulullah Efendimiz'in tatbikatı bu şekilde olmuş. Demek ki bu da aynen bunun gibidir. Oradan bir hüküm çıkartıyor. Yani üstü örtülü olan örtüyü kaldırıyor. Hadise bundan ibaret. Evet. Yoksa bizim buna yapabilecek ne aklımız var, ne zekamız var, ne ilmimiz var. Hadis-i şeriflerin hepsini bileceksin. Hadis kritiğini bileceksin. Ayet-i kerimelerin iniş sebeplerini, hitaplarını, umumi midir, hususi midir? Onların hepsini didik didik etmen lazım. Altyapın olması lazım. Kalbinde de dünya sevgisinin çıkması lazım. Yani bir mürşidi kamil tarafından kalbinde temizlenmesi lazım. Kalbine devamlı surette Allah-u Teala'dan gelen nurun akması lazım. Öyle bir kimse o nurla baktığı zaman onu görüyor. Yoksa bizim gibiler nereden görecekti bulacak onu? O mümkün değil. Onun için mesela şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile tam İlmi Hasad-ı Tebi diye kitabında Kur'an-ı Kerim'i anlama konusunda izah ederken orada buyuruyorlar ki ha bizim gibiler 50 sene bile uğraşsa şu noktaya gelemez diyor. 50 sene uğraşıyorsun. Gelemez. Niye? Yapımız belli, altyapımız belli. Peki öbürleri niye anlamış? Ha, yaratırken Cenab-ı Hak onları farklı yaratmış. İşte insanların kabul etmek istemediği de bu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri gibi zatları Cenab-ı Hak yaratırken farklı yaratmış bunları. Özelliklerini farklı yaratmış. Hafızası farklı, aklı farklı, zekası farklı, sürat-i intikali farklı. Hepsi farklı. Zamanları da farklı. Zamanları da farklı tabii. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bunlar vasıtasıyla dinini koruyor. Yani ben indirdim ben koyuyorum. Nasıl koyacak? Sebeplerle koruyor. İşte bunlar sebeptir. Evliya-i Kiram yaratmış. İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi bir zat yaratmış Cenab-ı Hak.
Dolayısıyla hani bidatları kökünden silip atmış, kaldırmış. Evet. Böyle zatlar yaratıyor ve onlar vasıtasıyla da koruyor. Yani diyor ki o da insan, ben de insan. Değiliz. İşte bu da işte insan. Getirdi aynı şekilde ayet-i kerimedeki hükmü kaldırdı. İşte bu sadece Peygamber Efendimiz ilgilendirir. Başkasını bağlamaz. İyi, o zaman yani namaz da Peygamber Efendimiz ilgilendirir. Oruç da onu ilgilendirir. Namazsız, niyazsız. Hani bir şey anlatırlar da Nasrettin Hoca merhuma yüklerler şimdi. Leyla'yı görmüş, ayaklarını kesmiş, kakasını kesmiş. İşte kanatlarından biraz daha geçmiş. Şimdi demiş, bu kuşa döndün demiş. Kuşa benzedin. Kuşa benzedin. Şimdi kuş tabii öldü gitti. Ne benzedin, bir şey kaldı falan. Bunlar da aynı şekilde İslamiyet'in orasından kesiyor, burasından kesiyor, burası kesiyor falan. Ortada din diye bir şey kalmadı. Peki İngiliz keferesinde, Yahudi keferesinde istediği bu. Böyle zındıklar buralardan para alıyorlar. Ajan mıdırlar? Ajandırlar. Allah-u Teala eşerlerinden muhafaza buyursun. Amin. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.